Arkadaşlar öncelikle sizlere de merhaba. Seçim bölgem olan Edirne'de Uzunköprü ilçesinde 17 yaşında Doğuş kardeşimiz intihar etti. Ve Ergene Nehri'ne atlayarak intihar etti. Uzunköprü'nün taş köprüsünden. Bu elim olay 5 gündür maalesef kardeşimizin bulunamamasından dolayı basın toplantısı düzenleme durumuna geldi. Neden bulunamıyor bu kardeşimiz? Çünkü Ergene şu anda su değil, sadece zehir. Zehir olduğu için de Ergene'de şu an resmi dalgıçlar ve AFAD ekibi suya giremiyor. Hatta suyun üzerinde, şu anda suyun üzerinde maskelerle dolaşıyorlar. Maalesef ben şöyle, şu an şöyle bir şey var. Yine ve Ergene'nin suyu. Su. Yani burada ben bu konuyu bir yıl önce burada bakanlara söylemiştim. İki bakan da o tarihte bana söyledikleri Sağlık Bakanı ve Veysel Eroğlu'na, Su ve Orman Bakanı'na söylediğimde 2014 yılında Ergene'de balık tutulacak dedi Veysel Eroğlu. 2015 yılında da Sağlık Bakanı Müezzinoğlu dedi ki burada biz yüzeceğiz. Şimdi şu anda geldiği konum bu. Ben o tarihte orada yaptığım basın toplantısı ve suyun rengi arkadaşlar. O tarihteki su bu. Her gün kırmızı, mavi, yani Çerkezköy ve Çorlu'da boyanelerden gelen ve o günkü tekstil boyanelerinde ne boyanıyorsa ona göre gelen bir su rengi var. Bunun dışında metal atıkları ve kimyasallardan dolayı şu an canlı yaşamıyor. Ve suyun üstünde de canlı yaşamıyor. İlginç bir şey daha, sivrisinek dahi yaşamıyor. Durgun suda sivrisinek yaşamaz mı? Ve burada 300 bin dekar arazi sulanıyor arkadaşlar. 300 bin dekar arazi sulanıyor. Yani birinci ve ikinci, üçüncü sınıf tarım alanları şu anda bu suyla sulanmak durumunda. Ben Mehmet Müezzinoğlu'na ve yine tekrar Veysel Eroğlu'na şu soruyu sormak istiyorum. Siz ne zaman yüzeceksiniz, ne zaman balık tutacaksınız? Bunu sanıyorum 2019'un baharı diyorlar. Ben maalesef buna da inanmıyorum. Değerli arkadaşlar, bunun karşılığında buldukları bir çare sadece duyum olarak, yani bize şu an bir bilgi verilmedi ama tek çare bize söyledikleri şu. Diyorlar ki biz burayı OSEB'in orada bir arıtma tesisi yaparak temizleyeceğiz ve derin deşarj kanalıyla Marmara'ya vereceğiz. Peki Marmara'ya vereceğiniz suyu, ben de diyorum ki madem ki 300 bin dekar tarım arazilerini gelin verin, çiftçi kullansın bunu. Yok diyorlar, su tuzlu kalıyor. Peki arıtılmış su tuzlu kalır mı? Demek ki arıtmıyorsunuz ve arıtmayacaksınız. Arkadaşlar ben Türkiye'mizin maalesef hali bu. Yani 3-5 kişinin para kazanması için burada 300 bin dekar ve yüz binlerce insan ve milyonlarca insanın maalesef sağlık sorunlarından oynanıyor. Ben bu konuda tekrar Ergene ile ilgili sizlerle tekrar görüşeceğim. Yine bu işin peşini bırakmayacağız ama burada sadece toplu intihar gibi ölümler var Trakya'da ve bu Ergene'den kaynaklanan, Ergene'nin etrafından ve çevresinden kaynaklanan maalesef tahribattan dolayı, maalesef kimyasallardan dolayı onun için insanlarımız ölüyor. Buna sizlerin de duyarlı kalmamasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.